online ne olacak ne olacak bilmiyoruz. Yani iki haftanın ardından ilk defa gerçekten gülümsüyoruz. O da hani artık böyle insan içine çıktığımız için. Bunu anı kalsın istiyorum, onun için çekeceğim. Hatıra. Hatıra. Hadi gelin. Birazdan okula gireceğiz. Ya sanki ilk günüm gibi hissediyorum, yani böyle hissetmek çok tuhaf. Söyle deme. Şurada hep Tümsüler'in dağıttığı yemek şeyi oluyordu, arabası. Bu da hep sıraya giriyorduk. Deli gibi sıraya giriyorduk hem de yani. Tam duygulanacaktık. Turnikeler çalıştı arkadaşlar. Burada gerçekten okuyan bilir, buranın turnikesi kafasına göre çalışıyor. Asla çalışmaz. Asla. 50 kere basarız çalışmaz. Sonra zaten şey, güvenlikler böyle imalı bakar şöyle. Hani oradan geçelim. Hani başka okuldan mı geldiniz gibisinden, hani kart klasik, çünkü herkes yapmıştır yani. Başka arkadaşın kartını alıp kendin işte içeri girersin. Aa, benim köpüşüm. Benim köpüşüm ya. Annem sen beni hatırladın mı ya? Ya sen beni hatırladın mı ya? Ya sen beni hatırladın mı ya? Şu sıfatına bak. Tatlı. Bu ne ya? Bu ne, bir kuaföre götürelim seni, bu ne? Saçlanmışsın iyice. Ne yaptın sen, burana yara yapmışsın? Ha? Eşek sıfası. Ne var? Kalk dövüşelim, hadi kalk. Hadi kalk dövüşelim. Şu havuza. Kaç kere dedik ki yazılacağız. Yazılmadık. Vallahi bu dönem yazılacaktık ama cidden. Yazılmadık arkadaşlar yani. Bitti zaten şu anda. Allah kahretmesin ya. Şimdi burada klasik sabahları ice'de alma rutinime devam ediyorum. Her sabah geliyordum buradan ya kruvasan. Ya çörek gibi bir şey. Yani yenebilecek ne varsa bir tane bir şey bulup iced tea ile beraber onu alıyordum. Şu da klasik uzun yolumuz. Bunu zaten ayrı çekeceğim birazdan yani. O yol birkaç videoya değer çünkü. İçeride görüşelim. Her geldiğimizde, bu arada ben Max Classic kakaolu arıyordum. Ama bulamıyordum. Şimdi gelmiş. Nerede, ben görmüyorum. Doğru. Biz gidiyoruz diye getirmişler sağ olsunlar. Bu ne abi? Biri benimkini yemiş. Bu ne? Sinirlerim bozuk, gülme. Değilim. Yok. Bir altını istemiyorum. Hiç olmaz, ben yemiş dondurma yerim artık. Koymuşlar. Öptü baba dondurma. Yani böyle şey, şu an her şeyi acıte edebilecek bir haldeyim. İnanılmaz yani. Neden duygusallaştım? Hiç de şeyim değildir böyle şeyler. Benlik değildir ama. Ağlıyormuşum. Böyle değil. Asla duygusal bir insan değilim. Neyse, bu dondurmayı hatırlayanınız var mı bu arada? İçi böyle şey, kremalı vanilyalı gibi, dışı da böyle çilekli. Beğendin mi? Güzelmiş, ben hiç yemedim. Ya güzelmiş dedi ama çok aşırı beğendi gibi geldi. Çok güzel, dışı buzlu şeyler seviyor. Evet, Max Classics alacaktım, şu kakaolusundan klasik. Aha. Ama sonra bunu görünce bayağıdır böyle bir şey yemediğimi hatırladım ve bunu ilk yediğimde falan çok sevmiştim. Şimdi onun için bunu gördük, bunu aldık hemen. Dönüşte de klasik mi? Dönüşte de işte Max'in o kakaolusunu alırım. Günaydın olmasın. Başka bir ülkede yaşayamam ya. Mesela burası böyle. Ve videoda adamın sesini kapatırım, sesini. Abi gördünüz mü? Kaldırımdan çıktı. Çünkü bu da yani Ege Üniversitesi'nin ayrı bir gerçeği. Şurada arkadaşlar yıllardır bir şey var, arabaların geçmesini engelleyecek tarzda. Bütün arabalar böyle yantır geçiyor. Bu daha demin gösterdiğim uzun yol arkadaşlar, hepimizin Sıtkı'nın şöyle sıyrıldığı, yani ömrümüzden ömür giden, sınava yetişmeye çalıştığımızda ciğerlerimize bütün oksijenin yapıştığı, o öyle bir bölge yani burası. Gerçekten 30 saatte giriyoruz buradan bölüme. Bizim bölümü de yani hani atmışlar yani. Başlarından savmışlar. Ama siz de şanslı olmak istiyorsanız nerede okumaları lazım? Şeyde, Edebiyat Fakültesi'nde. Yabancı dillerde. Yabancı diller zaten
Yanında yemekhanesi, kütüphanesi, evet. Her şeyi var yabancı diller. Ya metrosu da dibinde. Fen fakültesi de dibinde direkt metronun. Aynen, fen fakültesi, yabancı diller. Başka bir edebiyat fakültesi de bir tık yakın. Uzak. Diş de yakın. O kadar. Bir şey diyeceğim. Bu hal ne? Nerede sandalyeler? Her şeyi götürmüşler Gökhan. Gel, araba çarpacak olursun. Gel lan. Geldim. Abim de videoya çıktı abi, ünlü. Arkadaşlar biz normalde her öğlen sabah kahvaltısı, sabah ezanı, efendim oğlum söyleyeyim. Biz açıyorduk burayı. Şöyle göstereyim şöyle tesisatını. Onun için biraz ağır. Her zaman buraya geliyorduk çünkü saklı kafe vardı, onu kapattılar. Altını çiziyoruz bunun da. Burada kendime zoom yaparım. Orada normalde hep oturuyorduk. Bizim bölümün içindeydi ve diğer bölümlerden, kimya mühendisliğinden falan da gelen çok fazla oluyordu. Orası kapanınca bütün bölümler buraya mahkum kaldı. Biz de dolayısıyla yani sabahın köründeki sınava gelip burada oturuyorduk sürekli. Şu an buraya bile hiçbir şey kalmadan görünce bir... Yaşlandım galiba. Fakirleştik baya. Çok iyiydi onu. Baya fakirleştik. O ne demek anneciğim, hiç olur mu öyle şey ya? Fakirleştik baya. Arkadaşlar şimdi 50.500 tane dersimiz olduğu için utanmadan 50 tane dilekçe, 50 tane sus konuşma. 50 tane dilekçe yazacağımız için onu konuşmamız gereken konular var. Mesela artı 3 ders dilekçesi. Farklı ondan sonra sınav dilekçesi. Farklı dönemde sınav dilekçesi ben. Sene kaldı sen de. Bir de şey var benim. En farklı dönemde yaptım. Evet. İş hukukum yanlış olanı seçmişim, bir de onu değiştirdim. Yani. Sen doğru olanı mı seçtin? Evet. Benim bir de çakışan alamadığım bir dersim var ya, onu sormam lazım. Bu asansörde gözükmememiz lazım, orada kızıyorlar. Hocam son kez geldik hocam, kızmayın. Son bir şey lazım ya, ne kızacaklar? Kanka 9 Eylül online yapacakmış, açıklamış. Evet biliyorum, birkaç üniversite, sadece bir tane üniversitenizde yapacağım açıklıyor sınavlardan. Dağıtım okudum, isimleri unuttum. İzmir'de bir tane üniversitede net bir demokrasidir. Şey. Beri online yapacağını söylemiş. Kağıt içerebilir. Sizden 4 tane var. Adını unuttum. Ha ekonomi. Size şöyle okulumu göstereyim. Geçmiş bitmiş anılarım. Bu merdivenlere çok üzgünüm. Okula girdim sen de buyurun. Okulum bak benim orada şikayet ediyor. Ya balık ekmek yemeye gidelim diyorum. Şu önümüzdeki bir de Rizelisin. Rize mi? Trabzonlusun sallamışım. Ya Trabzon ya Rize zaten ne tamam. Neyse önümüzdeki diyorum ki balık ekmek yemeye gidelim. Önümüzdeki Trabzonlu arkadaşımız diyor ki ben balık ekmek sevmiyorum. Şimdi seni bile işleteyim ben. Seni beğenmiş şimdi işleteyim. Anılar. Anılar. Şimdi gözümde candan. Pişok. Kafe. Şu ısıtıcının altındaki masada oturmak için verdiğimiz kavgalar. Hatıra. Bakıp bu da uyuz. Şimdi taksizini yapacağım seni. Sen bekle, sen kaşın. Kendi kaşınla. Girdik şeye. Öğrenci işlerine. Hayır. O zaman. Sus, girdi adama diyor ki hocam. Hocam ben. Ama hocam nasıl girdi? Para yükleme zamanı. İncir altına gideceğiz. Geldik, indik ve yürüyoruz şu an ama o kadar dar ki gerçekten sokak. Bir insan yani ters bir hareket yapsam araba üstümüzden geçecek yani. Deli oldum. Aa! Telini göstereyim o zaman. Abi söylenirsen cezanı çekersin. Ölersin. Ne dediğini söyler misin utanmadan? Bilmiyorum, canım sıkkın olsun. Halbuki saçma salak şeyler ama dikkatimizi dağıtıyordu. Sağ ol kanka, yani ben hayatımın bu kadar övülmeye çalışılıp gömüldüğüm bir... Bana nasıl geldi nokta? Ben bu, hiçbir şey yapmadım. Bu iyi bir şey aslında. Ya. Öldüm, iltifat ettim. Yalancı. Zoomluyorum iyice ama. Bizim dikkatimizi dağıtıp hani böyle kafamızı dağıtıyorsun. Mutlu oluyoruz, gülüyoruz, ediyoruz. Salak salak davranışlar. Sağ ol. Otobüsüm nerede? Neredeymiş bakalım. Durağa yaklaşan otobüs bulunmamaktadır. Allah kahretmesin. Ne yapacağız? Buradan yürüsem vallahi 3 gün önce giderim. Arkadaşlar biz yani bir 25 dakikadır falan yürüyoruz. Az daha yürürsem zaten ben bir daha metro falan kullanmam. Her yere yürüyerek giderim.
Tamam. Tamam var yani şu an. Ne? 20 dakika olmuş. Bu benim şey gibi. Yarım saat değil ya, 26 dakika demem gibi bir şey oldu şu an. Şu Pelin'in Pelin'in yürüdüğü yere bakar mısın? Mümkün olduğunca ölüme en yakın köşeden yürümeyi seviyor bu kız gerçekten. Yok yani. Neyse. Yediklerimizi erittim diye düşünüyorum. Hadi ya Rabbim. Bir daha acıktırmıyorum şimdi. Markete giderim. Erken kalkmam lazım dedim. Hani yiyecek hiçbir şey yok odada dedim. Yani keşke otursaymışım da bir şey yemeseymişim. Sinirlerim çok bozuk. Gökler diyor ki neden otobüsü kaçırdık? Sor Pelin'e sor. Ya oğlum şuradan yürümesene. Ay bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Pelin'cim ne yapıyordun hayatım? Gülüyor rahatsızlığı. Ben anlatacağım. Pelin sus ya. Sus. Pelin Allah'ım 50 kat giyinecek, kendini lahanaya döndürecek diye önümüzden geçti gitti otobüs. Lahana Pelin. Seni böyle kaydedeceğim artık. Bu trenden yürümeyin. Valla saçın başını yolacağım ha. Ay kefen mi kız o? Tövbe estağfurullah. Poşetmiş. Vallahi çok gerginim. Çok gerginim. Ya şunu ya nasıl kefen sanırım bilmiyorum. Korku işte biraz da. Şu karanlıkta yürünür mü? Allah akıl fikir versin. Yolun bundan sonrasına uçarak mı gideceğiz? Bu nasıl saçma bir yol? Gülmeyin. Dengenizi kaybedersiniz vallahi. Çok korkuyorum. Hadi geç. Sağ ol hayatım. Söylediğin iyi oldu. Normal Pelin'in ve Gökdur'un 2 saniye içindeki, sadece 2 saniye içindeki hareketlerini gösteriyorum. Dikkatli yürüyün dedim. Sağ tarafımız şöyle bir şey, döndür. Sol tarafta böyle bir şey. Yani iki tarafa da düşmememiz gereken bir yer. Pelin şöyle yapıyor 2 dakika sonra ben onu güldürürken dengesi kaybetti. Hala gülüyor orada salak salak. Yarım saat dolmuş diye yalvardık. Şimdi hep üst üste geçiyor. Şimdi bir söyleyeceğim. Şöyle Pelin bak yürüyor. Öldü galiba. 2 saniye sonra Gökdur Pelin'e dalga geçerken şöyle oldu. O sırada ben şöyleyim ama. Yasaklansın. Arkadaşlar yasaklansın. Teşekkürler Türkiye. Kontrolarım videoyu kapatmaya geldim. Hem İzmir vlog hem İşte Ege Üniversitesi vlog gibi karışık bir video oldu. Biraz kendimi anlık alması için de çektim. Böyle umarım izlerken zevk almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum.